yerde yok. Şevval'e de gitmemiş. Zeynep bir sakin ol. Tamam dur düşünelim. Başka nereye, kime gitmiş olabilir? Yasemin var. Tamam var mı adresi? Yasemin'e gidelim. Var var biliyorum. Dur. Düz devam edeceğiz buradan. Tamam. Efendim. Tamam geliyorum. Ne? Ne oldu? Oya. Neredeymiş? Babanın yanındaymış. Seni eve bırakayım, Oya'yı alayım. Yok hayır, ben de geliyorum. Sen o videoyu izledikten sonra nasıl tarafsız kalacaksın? Hiç bulaşmamalıydın bu dosyaya. Benim tarafım belli. Ben adaletin tarafındayım. O herifleri de adalete teslim edeceğim. Diğer tüm suçluları ettiğim gibi. Adamlar seni tehdit etti. Saçının bir teli için dünyayı yakarım Zeynep. Benim karımdan, aşık olduğum kadından uzak durmaları gerektiğini öğretmek için ne gerekiyorsa yapar. Yapacağım da. Oya var yanında. Bir gece zıkkımlanmasan olmaz mıydı? 40 yılın başında kızım gelmiş evime. Kutlamayayım mı? Hep bir bahanem var zaten. Ya kendi halimde içiyorum. Kimseye zararım yok ki. Ne var bunda? Daha ne zararın olacak ya? Geçmişte yaptıkların yetmedi mi? Yine Ercüment denilen adamla konuşuyorsun değil mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Duydum. Oya anlattı bana her şeyi. Sus tamam sus. Alakalanmadın mı sen ha? Ha? Benim yüzümü yere eğdin. Namusumu iki paralık ettin. Şimdi kocanı mı rezil edeceksin? Sen ne biçim bir adamsın ya? Kaç kere anlattım sana ne olduğunu? Kaç kere anlattım o ilaç adamı yaptıklarını? Hiç dinlemedin, duymadın. Neler yaşadın bilmiyorsun bile. Yaşadın ki? Asıl olan bana oldu, bana. Ha, senin yüzünden insan içine çıkamaz oldum. Ha, tabii senin tuzun kuru, buldun babası zengin adamı, bir elin yağda, bir elin balda, saray gibi yerde oturuyorsun. Yok, ben dinlemeyeceğim seni, hayır. Ha, baban ne içer, ne yer farkında değilsin. Bana bak, arada beni de göreceksin artık, tamam mı?
Yoksa kocana geçmişte olan biteni anlatırım. Sen ne iğrenç bir insansın ya. Ha? Anneme de yıllarca çektirdin. Kadın kahrından öldü be. Zeynep. İyi misin hayatım? İyiyim. Gel bir tane. Baba, hoşça kal. Güle kız. Babanı unutma, değil mi? Haber verdiğiniz için teşekkürler, iyi geceler. Öyle olmadı damat. Bir çay içseydik bari ya. Başka zaman. Şu öfkeni başka bir şeye mi yönlendirsen? Biraz daha soğukkanlı olsan mesela. Senin gibi mi? Yani iyi bir örnek olabilirim. Herkes senin gibi olsun değil mi? Bütün ekip böyle küçük küçük aslancıklar olsun. Hiç farklı bir görüşü olmasın. Bunu mu istiyorsun? Yok tabii ki. Farklı görüş her zaman iyidir. O zaman neden değişmemi istiyorsun? Değişmeni istemiyorum ki. Biraz öfkeni yatıştırmanı istiyorum sadece. Ama bu öfke beni iyi bir polis yapıyor. Daha iyi düşünmemi sağlıyor. E ne yapacağız? Yani senin verimini arttırmak için sinirlendirecek miyiz? Yok, bir şey yapmana gerek yok. Bu halin yatıyor zaten. Gitmeseydin maç yapardın. Bana olan öfkeni çıkarırdın. Biraz yorgunum. Başka zaman. Yatıyorum ben, iyi geceler. Oya. Sen benim canımsın. Sen bana annemin yadigarısın. Sadece kardeşim değilsin, sen benim ailemsin. Senin parmağını kıymık batsa benim canım yanar. Tamam, biliyorum ben okulda biraz fevri davrandım ama yani o kendini bilmez çocuk da çok ileri gitti. Benim güzel kardeşimi üzmeye kimsenin hakkı yok. İzin vermem. Biliyorum abla. Beni korumak istiyorsun. Ben hayatta olduğum sürece hiç kimse sana zarar veremez. Canım. Ah canım. Ah kıymetlim. Barıştık mı? İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Sen olmasaydın kafayı yerdim. Çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda olacağım. Yalın mı? Dosyada aklıma takılan bir şey var. Çalışmam lazım sana. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Senden başkası da kalkamazdı zaten bu işin altında. Soruşturma ne olacak peki? Bu sorun olur mu senin için? Yok, olmaz abi. Yani bir görsen bol bol ağladın, gözyaşı döktün. Başkomiserim arkamda, yedirmez beni. Aferin, aferin. Sen bilirsin ya işini. Ben de şimdi yukarıdan biraz baskı yaparım. Çabucak dönersin görevine. Sağ ol abi. Yalnız bu Nazmi denen adamı takdir ettim. Yani adam duraksamadan kendini vurdu. İlk bir zırladı falan ama benim ciddi olduğumu anlayınca pes etti. Haşmet Ağa'yla böyle anlaşmadım ben. Yok, bana ne Haşmet Ağa'dan?
İşler değişti diyorum, anlamıyor musun? Yapamam. Öyle mi? Bekle. Bak bakalım bu fotoğrafa. Eski karımla kızımı niye karıştırıyorsunuz lan? Ha? Şimdi söyle. Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Karar senin. Emniyetten ceset torbasının içinde çıkarsan karın ve kızın mutlu ve huzurlu yaşayacak. Kızım bu arada çok tatlı. Gerçekten senden mi? Yani bence yaşamayı hak ediyorlar. Ya tabii karar senin. Silahı benden kapacaksın. Sonra kafana dayayıp tetiği çekeceksin, tamam mı? Yürü. Al şunu. Nezarethanedeki görüntüleri de sildim. Kimse benden şüphelenmez. Bir görsem bütün ekip beni teskin etti. Yalnız şu yeni komiser, Leyla Akgün. Yani bir tek o beni suçladı, üzerime yürüdü. Bir görsem böyle bir havalarda. Abi seni tanıyorsam onu gebertmen yakındır. Ama ne olur izin ver ben yapayım, aşırı gıcık oluyorum o kıza. Sakın ha, sakın. Ona bulaşmayacaksın. Neden? Ben öyle diyorum çünkü Hande. Dokunmayacaksın, ona bulaşmayacaksın. Tamam mı? Tamam abi. Yani sen ne dersen o, ne zaman senin sözünden dışarı çıktım ben. Sen benim ailemsin. Anlatacağım sana sonra nedenini. Ercüment'ten haber var mı? Ha. Dönecek bir iki günü. İyi, sevindim. O da bir dönsün de toplanırız zaten hep beraber. Aman abi dikkat et bak, polisler tırım tırım onu arıyor. Merak etme sen, merak etme. Ben bulmuşum kardeşim, bırakır mıyım bir de? Hadi gel bakayım. Gel. Bana bak, bir ihtiyaç olursa ben ararım seni, tamam mı? Sen sakın arama. Tamam abi. Hadi, dikkat et kendine. Görüşürüz. Adamlar İstanbul'un altını üstüne getiriyorlar, yok. Hangi deliğe girdiyse çıkmıyor. Baba sen bu adamı nasıl bulamadın? Eğer o Ercüment denen adam üç güne kadar bu eve gelmezse Cihan'ı tutmak çok zor. Sen pasaportunu hazır tut. Gerekli ayarlamaları yaptım, yurt dışına çıkacaksın. Ben kocamı bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. O Ercüment'i bulacağız. Başka seçeneğimiz yok. O kocan olacak adam seni az daha elinle polislere teslim ediyordu. Sen hala daha bırakmam diyorsun. Aklını başına topla Aysel. E baba adam ne yapsın? Korktu. Kardeşini öldüreceğini duyunca delirdi. Yoksa Cihan hayatta öyle bir şey yapmaz. Hem sen demedin mi? Ortada seni suçlayacak bir delil bırakmadık diye. O videoyu ne yapacağız? Ya kopyaları varsa? Ercüment'i bulacağız. Yerini öğreneceğiz ve hepsini yok edeceğiz. Biz işimizi o şerefsize bırakmayalım. Evin her tarafını delik delik ara ve o videoyu bul. Cihan'ın eline geçmemeli. Anlıyorsun değil mi Aysel? Anlıyorum tabii baba. Anlıyorum.
Mezar boş. Kızım nerede? Kızım! Katiller! Caniler! Bırak beni! Bırak! Bırak! Yakacağım kendimi. Bu mezar benim mezarım olacak. Bırak beni. Tamam, Ben kendi elimle yatırdım kızımı bu mezara. Nerede kızım? Bulun kızımı. Bulun ne olur. Bulun. Tamam, bulacağız. Bu muydu bana verdiğin söz? Gel otur şöyle, ne oldu? Ha, ne oldu? Şimdi zaferlerin tadını çıkarıyorlardır. Bizi kandırmanın tadını. Yeni bir plan yapıyorlardır. Hiç durmayacaklar, hareket edecekler. Her adımlarında bir pislik var. Kızcağız kim bilir şimdi nerede, hangi çöplükte? Bu kadarını ben bile gerçekten tahmin etmemiştim. Yaparlar. En iyi ben bilirim Cihan'ın acımasızlığını. Yine boş bir mezarın başına ağlamamak için kendimi zor tuttum. İlerledim sandım ama aynı yerdeymişti. Tek fark bu sefer kendi mezarım değilim. Ne diyorsun Leyla sen? Ne demek kendi mezarım? Evet. Bu şerefsiz beni uçurumdan attı Zeynep. Ne? Nikahtan sonra. Otele gitti, Kaşmet oradaydı. Cihan'ın evli olduğunu anlattı bana. Saatteymiş, nikah falan her şey saatteymiş. Aşık olduğum adam kandırdı beni. Kaçmak istedim oradan, sana gelmek istedim. Arkadaşım sen haklıymışsın demek istedim. Bırakmadı beni. Onu istemediğim için gözünü bile kırpmadan beni ölüme attı. Aylarca hastanede yattım. Çok acı çektim. Ayşe anne hatırlarsa beni yurtta büyüten kız. Evet evet hatırlıyorum. O ve polis abisi her şeyi ayarladı. Hayrola baba. Ben hayatımı onlara borçluyum. Soyadın o yüzden farklı. Leyla Doğan o gün öldü işte. Böyle boş bir mezar sayesinde ben kurtuldum elinden. Öldüğümü sandı, öyle bıraktı peşimi. Ya ben, yani niye anlatmadın bana? Biliyorsun artık işte. Şimdi anlıyor musun neden öfkemin hiç dinmediğini? Ağası, dayısı, kimi varsa hepsini hapse tıktıracağım. Cihan'ın bütün gücünü elinden alacağım. Durduracağım onları, kendi pisliklerinde boğacağım. Beraber yapacağız. Olur mu? Beraber yapacağız, yalnız değiliz. Bizden çaldıkları bütün hayallerin hesabını tek tek soracağız. Canım, sağ ol. Canım benim. Thank you.
Kerem'le Aslan geliyor. Toparla biraz. İyi misin? Ha, siz gidin, biz geliriz arkadan. Tamam, konuşuruz. Görüşürüz. Zeynep. Hakkında yanılmışım. Neden yanılmışsın? Ağlamışsın. İlk yumrukta da ağladın. Yediğimiz ilk yumrukta mı sanki? Ya başka omuzları ne yapıyorsun? Ya ağlıyorsun, mendil veriyorum. Ağlamıyorum ben. Bu ne peki? Gözyaşı değil mi? Gel buraya. Ben biraz yalnız kalsam. Kovuyor musun beni? Yok, hayır. Yalnız kalayım dedim. Yani bir şey daha öğrendik. Sen böyle duygusala bağladığın zaman hazır cevaplığın falan kalmıyor. Tam istediğim o kadar. Bak, kendine gelmeye başladın yavaş yavaş. Duygusallıktan değil ya. Ben sinirden ağlıyorum. Pınar'ın annesine söz verdim. Ama sözümü tutamıyorum. Bak yine ellerimiz bomboş kaldı. Bunlar dünkü çocuk değil Leyla. Öyle kolay kolay yakayı ele vermeyecekler. Bizim pes etmememiz lazım. Sabırlı olmamız lazım. Pes ettiğim falan yok. Ölsem de donmam bu yoldan. Zeynep, rahat ol. Kimse bizi yakalayamaz. Korkma. Ben yanındayım. Her zaman yanında olacağım senin. Tamam? Zeynep. Sen benim ailemsin. Biliyorsun değil mi? Nasıl bir polissin sen? Beni unuttun. Anneme verdiğin sözü unuttun. Kendi intikamının peşinde koşuyorsun. Arkadaşınla beraber cinayet işledin. Şu halime bak. Senin yüzünden bir mezarın bile yok. Katilsin sen. Katil. 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 Cihan Karadağ senin için takıntı mı? Kafanı sadece ona takmışsın. Saplantın olmuş. O güzel kafanı kaldırıp başka yöne bakamıyorsun. Ne tarafa bakayım? Sağ söyle. Büyük patron. Haşmet Köprülü. Ercüment Bey'le aranız nasıl?
İyidir. Madem iyisiniz, o zaman neden babam bu yaptığını duyarsa asla yanına bırakmaz diye mesaj attınız? Kızım ve torunum benim her şeyim. Öğretmen kızın ölümünü kurcalamaya devam edersen, o zaman ben de geçmişini ortaya dökmekten çekinmem. Daha önce anlamadım. Baba bir şey söyle, Allah aşkına Ercüment affettin mi? Kayınbiraderinizle ilgili bu kadar endişelenmeniz beni çok şaşırttı. O yaptı. Katil o. Yine kiminle dalaştın? Yüzün gözün yara bere içinde. Aslan'a baktım. Evinde yok. Burada da yok. Ha. Annemin mezarına gittim. Ha, anlaşıldı. Yine kavga etmeye geldin yani. Ben annenin mezarına her gün gidiyorum. Senin gibi senede bir defa değil. Öyle mi? Hı. Ne anlatıyorsun gittiğinde? Elimden bir kaza çıkmadan çık git dükkandan. Ha. Şey diyor musun mesela? Seni ben öldürdüm karıcığım. Diyor musun? Kendine gel. Annenin iyileşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Ne oldu sonra? Yaptım. Her şeyi yaptım. Ama ecel bu. Beni suçlayamazsın. Ecel falan değildi. Baba. Paraydı. Gece gündüz çalıştım. Polistim ama taksicilik de yaptım. Yemedim, içmedim, uyumadım para kazanmak için. Yeter! Aynı masalları anlatıp duruyorsun. İsteseydin o parayı bulurdun. Ne yani? İte uğursuza boyun mu eğseydim? Senin gibi çalıp çırpsa mıydım? Hırsızlık yapsaydın. Hırsızlık yapan bir babayı affederdim. Ama annemin katili olunca affedemem. Affetme lan! Affetme! Affedersen şerefsizsin. Hayırdır ya? Ne oluyor? Aslan, evlat katili olmadan al götür şunu karşımdan. Katilsin zaten. Çık git dükkanımdan. Zeko, hadi çıkalım. Hayırlı işler. Hadi Zeko. Sen niye sıkıyorsun adamın canını? Hak ediyor. Annem onun yüzünden öldü. Yalan mı? Ben de unutmasına izin vermiyorum. Tamam da adam dürüst yaşadı diye onu suçlayamazsın. Aslan, benim annem o dürüstlükten öldü. Ya, ya dürüstlükmüş, namusmuş, ahlakmış. Boş işler oğlum bunlar. Günün sonunda senin cebinde paran var mı? Yok, hiç. Bak, sonu böyle oluyor. Şu kafaları değiştirin artık. Tamam, ben anlıyorum seni de. İyi. Asıl sen mi kafayı değiştirsen acaba? Şu sokaklardan bir kurtul artık. Ne kurtulacağım ya? Ya bak şimdi, misal adam kumarbaz. Ben parasını kapmasam gidip oynayıp başka yerde kaptıracak. Bir nevi girişimciyim ya. Fırsatları değerlendiriyorum. Neyse konuyu uzatmayalım.
gerileceğiz belli oldu. İyi. Bana bak. Şu Nazmi mevzusunda da beni dinlemedin. Bir daha öyle bir şey olursa külahları değiştiririz, haberin olsun. Allah Allah ya. Bu nereden çıktı şimdi? Oğlum adamlar önüne geleni indiriyorlar. Seni de öldürüyorlardı az kalsın. Hep böylelerdi ki. Ne olmuş? Ben polisim. Sen polis işlik oynuyorsun. Ercüment'i de aramayı bırak. Ben bulurum. Vay be. Yakışıklı aslan polis. Zeko polisçilik. Eyvallah. Zeko. Bak sen benim için çok kıymetlisin. Benim hayatımda senden eski bir şey yok. İyi. Sağ ol. Eyvallah. Ne kadar küs kalacaksın bileyim bari. 3 vakit. 3 gün. 3 hafta. Bakacağız.